Şimdi dokümantasyonu açtığımız zaman arkadaşlar dokümantasyonun içerisinde hemen bize quick start yani hızlı başlangıç kısmı karşılıyor. Bu hızlı başlangıcın içerisinde direkt olarak bir işlemel yapısı oluşturabiliriz hatta bu işlemel yapısını hemen burada ikinci seçenek olan CDN'leri ile birlikte yani CDN içerisindeki Bootstrap versiyonları ile birlikte hemen kullanmaya başlayabiliriz. Bootstrap'in yine güzel özelliklerinden bir tanesi artık jQuery kullanmıyor olması. jQuery kullanmadan sadece bir kütüphane sayesinde çok rahat bir şekilde çalışabiliyoruz. Popper diye bir tane kütüphane var. Bu Popper kütüphanesinde istersek kullanabiliyormuşuz ve CDN'lerin linkleri de yine aynı şekilde burada varmış. Döküman type'ın nasıl olduğu ile ilgili çok güzel bilgiler var. Responsive yapının nasıl olduğunu gösteriyor. Bunun dışında reboot özellikleri var. Yani baktığımız zaman browser'ların içerisinde her bir browser'da bizim içeriğimiz farklı farklı gözükebiliyordu ama biz Bootstrap sayesinde mesela bunu da aşmış oluyoruz. Çünkü Bootstrap bu deneyime de sahip ve diyor ki bu kütüphaneyi kullandığın anda, Bootstrap'i kullandığın anda çok hızlı bir şekilde artık yapılarını oluşturabilirsin. Download kısmında ise burada iki şeye dikkat etmeniz lazım. Eğer compiled yani oluşturulmuş olan artık minimize edilmiş veyahut da orijinal haliyle birlikte oluşturulmuş olan istersen tam yapıyı birleştirilmiş yapıyı alabilirsin veyahut da source files'a e bakabilirsin ve source files'a e baktıktan sonra da biz bu işi nasıl yapıyoruz? SAS'la birlikte biz bu işi nasıl yaptık? Bunu da inceleyebilirsin diyor. Aynı zamanda examples yani örnekleri de sen indirebilirsin ve indirdikten sonra da kullanabilirsin. Veyahut da npm ile birlikte yani JavaScript'in veyahut da Node.js'in paket yöneticisiyle birlikte istersen de Bootstrap'i direkt olarak indirip projenin içerisinde kullanabilirsin. Aynı zamanda tabii ki daha sonradan çıkmış olan yeni Node.js ile birlikte kullandığımız, JavaScript ile birlikte kullandığımız Yarn ile birlikte yapabilirsin. Ruby ile birlikte yapabilirmişsin. Veyahut da Composer yani PHP tarafında kullanılan bu paket yükleyicisi yapabilirsin. Bu paket yükleyicilerin amacı arkadaşlar hızlı bir şekilde bu paketleri yani istediğiniz paketleri kendi projenize kurabilmeniz ki Python'da da biz bunu öğreniyor olacağız. Ve bu paket yöneticileri sayesinde de biz hangi paketleri projemizde kullandık hem bunları tutmuş oluyoruz hem de paketlerin tamamını aslında daha sonradan projemizde git buradan projenin paket yöneticisinden bak daha doğrusu projenin içerisindeki kullanılan paketlerden bak daha sonra paket yöneticisi sitesi neresi ise mesela npm şu anda GitHub'ı kullanıyor buradaki yapıyı al ve getir ve kullan ve bu şekilde de aslında projenizin dosya boyutları küçülmüş oluyor çünkü ek aksamları, ek kütüphaneleri aslında siz başka bir yerden aldığınız için hangi versiyonu aldığınızla ilgili bilgiyi kendi projenizde tutuyorsanız bu paket dosyaları sayesinde direkt olarak mesela package.json javascript tarafında bizde de kendi requirements dosyalarımızı oluşturabiliyoruz. Bu dosyaların içerisinde diyoruz ki ben bu, bu paketleri kullanıyorum. Git bunları kendi paket ünitesinden indir ve kullanmaya başla diyebiliyoruz. Buna dediğim gibi ileride geleceğiz. Panik yapmayın. İçerik kısmında da şu anda baktığımız zaman Bootstrap'in içerikleri nasıl, compiled olmuştu yapılar nasıl veyahut da diğer yapılar nasıl buradan görebiliyoruz. Browser and Devices kısmında ise gördüğümüz gibi hangi device'ları desteklediği ile ilgili bilgiler var. JavaScript'in hangi yapıları kullandığı ile ilgili burada bilgiler var. Ve Popper'ı nasıl kullanabileceğimizle ilgili, event'ları nasıl alabileceğimizle ilgili yine bilgiler var. Ve bunun dışında da Bootstrap Webpack'i destekliyor. Yine bir paketleme sistemi olan Parcel destekliyor, White destekliyor. White veya Vite galiba. Bunun okunuşuna bakarsınız arkadaşlar. Çünkü bu aslında Fransızca olması gerekiyor. Özellikle Vue kullanıyor ve Vue sayesinde gelişti. Accessibility kısmında ise bizim görünmeyen ve burada önemli olan şey sizin web sitenize diyelim ki özellikle görme engeller girdiği zaman veya da okuma programlarıyla birlikte bakmak isteyenler girdiği zaman Görünmeyen yapıları da isterseniz okutturabiliyorsunuz. Bununla ilgili bilgiler mevcut. Aynı zamanda da RFS ile birlikte biz bu sepin içerisindeki bilgileri alabiliyoruz. RTL desteği var. Sağdan sola doğru yazılan yapılar için kullanabilirsiniz. Contribute yani katkıda bulun kısmında ise siz nasıl katkıda bulunabilirsiniz? Bootstrap'in gelişimine buna bakabiliyorsunuz. Süper. İlk bölümü yani Get Started bölümünü bitirdik. Bir de customization kısmından bahsedeyim hızlı bir şekilde. İsterseniz bootstrap'i de indirdikten sonra SAS bilgilerini direkt olarak alıp yani SAS yapısını alıp daha sonra da istediğiniz gibi customize edebiliyorsunuz. SAS'ı burada nasıl oluşturduğu ve SAS'ın içerisinde neler olduğu, öncelikle neleri import ettiği ve daha sonrasında ise optional olarak neleri kullanabileceği ile ilgili burada bilgiler var. Buradaki options kısmında da neler var, biz nelerin yapısını değiştirebiliriz. Mesela Spicer'lar Spacer'lar, Spacer bir RAM olarak kullanılmış ama istersek bunu değiştirebiliriz gibi gibi yapılar mevcut. Color kısmı burada tekrar konuşuyor olmamız lazım. Sadece renkle ilgili ufak da olsa bir konuşma yapmam gerekiyor. O yüzden ayrı bir video çekeceğim. Yani neden bu rengin ismi mavi değil de primary, neden bu rengin ismi işte gri değil de secondary bunu ayrıca konuşuyor olacağız. Burada da bütün renk şeması var. İsterseniz bu renk şemasını direkt olarak temanızda tanımlayıp şunu diyebiliyorsunuz. İşte birinci renk aslında Blue'nun 100 bilgisi olarak Blue 100 olarak veya Blue 600 olarak tanımla gibi parametrik değerleri ekleyebiliyorsunuz SAS'ta ve bu şekilde de tema oluşturup Bootstrap'i daha yapısal olarak kullanabiliyorsunuz. Komponentler kısmında ise kendi oluşturduğu komponentler var ve bu komponentleri yine kullanıp birçok işlem yapabiliyorsunuz. CSS değişkenleri ise özellikle sadece CSS'in içerisinde artık root'un içerisinde değişkenler belirtebiliyoruz. Yani SAS'a bir tık ihtiyacımız olmadan işlemler yapabilir hale geldik. İsterseniz de buradaki root variables'lar ile birlikte isterseniz değişiklik yapabiliyorsunuz. Optimization kısmında ise size şunu söylemeye çalışıyor. Yani her şeyi kullanmak zorunda değilsin. Mesela hiç alert kullanmadın veya hiç dost kullanmadın veya hiç table kullanmadın. O zaman bunları çıkart. Bunları çıkarttıktan sonra tekrar compile et. O şekilde kullan. Peki bu bizim için ne zaman gerekli? Bir web sitesini gerçekten de hızlandırmak istediğinizde 1 kilobaytın bile önemi olabiliyor arkadaşlar. Bu yüzden de belki imajınızın kalitesini düşüyorsunuz. Belki daha işlemini sıkıştırarak yazmak istiyorsunuz. Belki kullandığınız CSS'leri daha da küçültmek istiyorsunuz. İşte bu dönemler geldiğinde customization kısmı bizim için çok 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 önemli olacak. Ama ne zaman olacak bunlar? Bugün değil. İlk önce biz elimizdeki ürünleri kullanmaya başlayalım. Elimizdeki ürünleri kullandıktan sonra web sitenin oluşturalım ve müşterimiz bize şunu desin. Bu siteyi yaptık. Harika, çok güzel çalışıyor ama bir tık yavaş çalışıyor. O zaman gidip bizim analiz yapmamız lazım. Neden yavaş çalışıyor? Bizim yazdığımız kodlardan dolayı mı? CSS kütüphanesinin ağırlığından dolayı mı? Veya da imajların kalitesinden dolayı mı? Bunların hepsi ayrı ayrı konulardır ve bunlar ancak o problemle karşılaştığınız zaman çözeceğiniz konulardır. Bu yüzden de panik yapmamanızı öneririm. Yani her şeyi birden yetişemeyiz ve bizim her şeyi aynı anda düşünmemiz de gerekmiyor. Bir sorun ortaya çıkacak. Ve biz o sorun ortaya çıktığı zaman çözümü bulacağız. Tabii ki basit hatalarda yapmamaya çalışacağız. Örneğin çok büyük bir görseli mesela diyelim ki 10 megabaytlık bir görseli tek seferde bir sliderin içerisine yüklemek doğru bir seçenek değil. Bizim tabii ki daha kompres edilmiş, daha düzgün hale getirilmiş ve boyutları ayarlanmış görsel kullanmamız daha mantıklı olurdu. O zaman bunları düşünüp hesaplayıp ona göre davranıyor olmamız lazım. İşte bu hızlandırma çalışmalarını yine konuşuyor olacağız süper şu anda get started kısmını ve customization kısmını konuştuk ve diğer konuları da bakmaya bir sonraki videoda devam edelim.